Çok hızlı bir düşüş bu. Yani izah edilemeyecek kadar hızlı bir düşüş. Bazı izahları var tabii ki. Test sayısı %50 kadar azaltıldı. Bizim testleme stratejimiz çok zahmetli bir strateji. İnsanların gelip evinden çıkacak kadar hasta olması lazım ve hastane sistemine başvurmak istemesi lazım ki bugünlerde bu gerçekten çok güç. Çünkü hem randevu almanız gerekiyor vesaire. Filyasyon sistemine başvurmaları lazım. Filyasyon sistemi de biliyorsunuz sadece başvuran kişiyi tarayıp genel olarak temaslı taramasından vazgeçmiş durumda yükün ağır olması nedeniyle. Dolayısıyla zaten testleme stratejimizin yeterince taramadığını, yeterince alarm çalıştırmadığını hep söylüyoruz. Evet. Ve 350 binlerde biz 60 binli rakamlar görürken çalışan nüfusun yaklaşık %20 kadarını çalışmaktan muaf tutacak bir kapanmaya gittik ve sosyal hareketliliği azaltacak bir yarım kapanmaya gittik. Bu yarım kapanmayla hızlıca böyle bir düşüşün olması, böyle keskin bir düşüşün olması çok izahı mümkün değil. Ama üç büyük şehirden insanları dağıttık Anadolu'ya. Şu anda üç büyük şehirde bizim asıl test merkezlerimiz. Zaten aktif bir strateji izlemiyoruz. Bize gelenlere bakıyoruz. Onlarda da bir geri çekilme var. Yani şimdi bir kişi hastalandı, üç kişi etrafındaydı. 10-14 günlük bir izolasyonda duruyorlar ya da durdular. Yani kalkıp size testlemeye gelenlerde de zaten burada da görüldüğü gibi bir %50 azalma oldu. Demek ki toplumda bir %50 aktif teste gelme isteğinde ve niyetinde azalma var. %50. Bir de şehirlerden dağıttık. Anadolu'da testleme bu kadar yaygın ve kolay değil. Bizde hiçbir zaman kolay değil de ulaşılabilir değil. Dolayısıyla bakmıyoruz. Bakmadığımız şeyi bulmuyoruz. Bir yandan da %30-40 o büyük zirvenin daha zirveye gitmesini engelledi. Ben çünkü diyordum ki 60 binleri görüyoruz ama önümüzdeki hafta 100 binler olur. 300'ü ölümleri görüyoruz ama önümüzdeki hafta 400'ler olur. Yani artış hızında bir azalma sağladı aslında. Elimizde olup biten topu bu 11 günde olup biten şey aşılamayı hızlandırmadık. 2-3 tane kesimi kapattık. Yani onlar için ceza gibi onu kabul ediyorum. Çünkü bilmiyoruz aslında restoranlar ve okullar mıydı bu kadar tırmandıran. Aslında bildiğimiz şeyler bize şunu söylüyor. Büyük buluşmalar ve büyük toplanmalardır bulaşmayı hızlandıran. İki tane ülke çok büyük pik yaptı Nisan ayı itibariyle. Bir tanesi Hindistan, bir tanesi de Türkiye. Her ikisinde de büyük buluşmalar olmuştu zaten. Yani toplu cenazeler, toplantılar, düğünler vesaire gibi aslında R değerini hızlandıracak şeyler olmuştu. Ama restoranlar ve okullar cezaya kaldı. Onların cezaya kalması yetecek mi? Yani bu yarım kapanma dediğimiz şey yetecek mi? Tabii vaka sayısını azaltacak. %20-30 azaltacak. Ben 5 birim kullanıyordum hastanede. 5 birimin 4,5 birime indiğini söyleyebilirim ancak. Yani bendeki kıpırdama bu kadar. Yoğun bakım hala şey yapılamadı. Direne etmek deriz biz ona. Yoğun bakım rahatlatılamadı. Rahatlatılamadı hala. Evet. Evet. Ölüm sayılarında da görüyorsunuz zaten. Tabii. Şimdi hocam ben de şahıs olarak sağlıkçıların arasında büyüdüm. Çok sağlıkçı var ailemde. Hekim kardeşim, eczacı kardeşim aynı zamanda. Her gün son bir yılın aile içinde malum gündemi de bu. O yüzden ister istemez her şeyi duyuyorsunuz ve bir dolu o bilgi akışı da size geliyor. Onlardan bir tanesi de çok ilginç, işte dün yine konuşuyorduk. Bu hidroksiklorokin, yani doğru mu telaffuz ediyorum? Telaffuz ederken de zaman zaman şey yapabilirim. Şimdi bu ilacın koronavirüs tedavisine kullanımı durduruluyor. Niye? Yani böyle bir karar alındı mesela. Ama bu karar alındı da hocam bir açıklama yapılmadı. Evet. Bu ilacı kullananlar vardı. Yani Türkiye'de, işte dünyada bakıyorsunuz. Yani bir şekilde tartışmalarına neden oldu. Şimdi bazı sağlık kuruluşları diyor ki bunu kullanmayın. Yani kullanmayın uyarısında bulunuyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? O ilacı kullananlar var. Daha önce kullanıldı. Peki o ilacı kullananlar ne yapacak şimdi? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlacın olası zararlı yan etkileri dediğimiz yan etkileri konusunda
Temmuz'da ilaç onaylama kurumu bir yayın yaptı. Dedi ki bu ilaç yararlı değil, tam tersine zararlı. Ben buna bir acil kullanım onayı vermiş idim, bunu da geri çektim. Ama aslında olup biten şu Hülya Hanım, dünyada bilim ve 15 ayda geldiğimiz noktada son 12 aydaki klinik çalışmalar henüz elimizde gerçekten etkili diyeceğimiz, siz bu hastalığı aldırmayın artık, biz sizi tedavi ediyoruz diyebileceğimiz bir noktaya gelmedik. Bir gün umarız ki bir ya da iki tane böyle ilaç olur. Biz de sizlere deriz ki ya aldırmayın buna, bize başvurduğunuzda biz sizi tedavi ediyoruz. Ama biz bunu diyemiyoruz. Çünkü inanın yüzlerce klinik çalışmadan çoğu... Çünkü süreç değişken bir şekilde. Evet. Hayır, bulamadık. Yani bunun ilacını bulamadık Hülya Hanım. Bulmayı umduğumuz ilaçlardan bir tanesi klorokin idi. Ama klorokin hemen birinci ayında zaten çok sansasyonel bir ilaç oldu. Bu ilaçla ilgili yayını yapan Fransa'daki grup etik sorunlardan ve ilaçla ilgili verileri değiştirmekten, bu ilaç konusunda çok ısrar eden Trump da FDA'ya baskı yapıp acil kullanım onayı çıkarttırdıktan sonra bu ilacın hem yararsız olduğu klinik öncesi testlerde hem de klinik çalışmalarda, üstelik de aylarca süren zahmetli çalışmalarda tamamen bu ilaç yararsız bu senaryoda. Biz bunu romatizma için kullanıyoruz, yararlı. Sıtma evet, için kullanıyoruz, tabii. Yararlı. Ve o senaryolarda kullanılıp hastalığı tedavi ettiği için oralarda zararsız, ama bu bir viral infeksiyon. Karaciğerimizi etkiliyor, böbreğimizi etkiliyor, kalbimizi etkiliyor. Bu ilacın da karaciğere, böbreğe, kalbe yan etkileri var. Hem yararsız hem zararlı notlarını çıkardık. Ve girildiği zaman göreceksiniz ki ben Nisan 2020'den beri bu ilacın kullanılmaması gerektiğini, hastanede gözlem altında ya da kişilerden onam alınarak kullanılması gerektiğini söyledim. Ama bakanlık rehberle tedavi düzenliyor ve bu ısrarını sürdürüyor. Aslında saha artık çok geniş ve çok yaygın. Tabii. Ve akademisyenlerin de fikrini almıyor doğrusunu isterseniz. Akademisyenlerin sözünü, birinci basamakta tedavi yapan arkadaşlarımızın sözünü yok sayıyor ve birisi tepeden bu rehberi yazıyor. Ancak bu rehberi yazarken yeni rehberde dahil girin bakın koydukları referanslara, onlar bizim bilim dünyasında, benim önüme öyle bir makale gelse sadece koyduğu referanslara bakarak üstüne çarpı koyarım. İlaçların kendi bilgileri falan var içlerinde kaynak diye. Yani bizim kanıt kabul ettiğimiz çalışmalar yok. Özetle şunu söyleyeyim. Biz bu hastalık için bulunmuş bir ilacımız yok. Hastaneye başvuran hastalarda oksijen gereksinimi varsa, ölümü azalttığı gösteren kortikosteroid ve oksijen desteği vererek ve o hastalarda kan sulandırıcı kullanarak hastaları yakın gözlem altında izliyoruz. Buna rağmen maalesef bu hastalık ölümcül hala. Çünkü çok kesin ve etkili bir tedavimiz yok. Onun için sizlere sokakta korunmanızı ve salgının sokakta ve toplumda yönetilmesini istiyoruz. Bugün 100 kişiye bulaşılsa bu 100 kişiden 5 tanesi çok ağır seyredecek ve maalesef bu 100 kişiden 1 ya da 2 tanesini kaybedeceğiz. Onun için o 100 kişi olmasını istiyoruz. Bir gün bulduğumuzda o ilacı aldırmayın, istediğiniz gibi dolaşın diyeceğiz, ama henüz o safhada bir ilacımız yok maalesef. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, değerlendirmeniz için, bilgilerinizi de bizimle paylaştığınız